sadece Batı Avrupa ile sınırlı da değil. Amerika'da başkan olmaya niyetlenen bir adam var. Donald Trump ve bu adamın çok garip söylemleri oldu. Bütün Müslümanların hatta Hristiyanların da tepkilerini çeken, Müslümanları almayalım, atalım gibi sözleri oldu. Londra'da da Trump'a karşı bir tepki var sevgili seyirciler. Trump'ın Müslümanlara ve Londra'ya yönelik sözlerine tepki olarak Birleşik Krallığa girişinin yasaklanması için başlatılan bir imza kampanyası vardı. Ardından İngiliz vekiller konuyu parlamentoya taşıdı. Peki parlamentoda bu ciddiye alınıyor mu? Konuyla ilgili neler söylendi? Hemen yine Londra'ya bu kez dönelim. Muhammed Bahsat Fatimi bu sefer Skype bağlantısıyla karşımda olacak. Günaydın. Günaydın Erkan Bey. Hemen alalım. Bu arada Muhammed'in Pakistan asıllı. Pakistan'dı değil mi Muhammed? Hindistan. Hindistan asıllı olduğunu söyleyelim. Ama güzel Türkçesiyle bize az önceki meseleyi anlatmaya çalışacak. Dinleyin. Evet Erkan Bey, dün akşam ABD Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adayı Donald Trump ile ilgili Birleşik Krallığın Meclisi'nde 3 saatlik bir müzakere yapıldı. Müzakerenin sebebi İngiltere'de 574 bin kişinin Donald Trump'ın İngiltere'ye girişinin yasaklanması için topladıkları dilekçe ile ilgiliydi. Bildiğimiz gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi, geçen Aralık ayında Donald Trump tüm Müslümanlar için ABD'ye giriş yasağı çağrısında bulunmuştu. Ayrıca İngiltere'de Müslümanların bulunduğu kentlerde polisin can tehlikesi, can güvenliği tehlikesi olduğu gibi ihtilaflı iddialar yapmıştı. Bu ifadeler tepki gösteren yarım milyondan fazla Britanya vatandaşı söz konusu dilekçeyi imzaladılar. Mecliste gerçekleşmiş olan müzakerede milletvekiller kendi görüşlerini dile getirdi. İşçi Parti'den milletvekili Paul Flynn, Sayın Trump'ın ifadelerine kinadı fakat aynı zamanda onun bu ülkeye giriş yasağın ters etki oluşturacağını da söyledi. Böyle bir yasağın Sayın Trump'ın popülaritesini daha da artıracağına uyarısında bulundu. Şimdiye kadar nefret sözlerinden dolayı 84 kişinin İngiltere'ye girişlerine yasak kondu. İçişleri Bakanı Theresa May söz konusu dilekçeyi dikkate alıp yasağı getirirse Amerikan siyasetçi Donald Trump İngiltere'ye giriş için yasak konan 85. kişi olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri de almış olduk sevgili seyirciler. Donald Trump'ın sözlerinden dolayı biraz başı belaya girecek gibi görünüyor. Bu arada bir şeyden bahsetmek lazım. Son dönemde hani sevgili seyirciler çok tartışılan bir mesele var. Bakın bir Hindistanlıya bağlandık, İngiltere'ye bağlandık. Güzel Türkçesiyle bize meseleyi anlattı. Dünyanın her tarafında Türkçe konuşabilen insanların varlığının neden birilerini rahatsız edebileceğini konuşurken, karşımdaki kişi konuşurken merak etmedim değil açıkçası. Her yere bağlanıp insanlar İngilizce konuşmaya çalıştığı bir dünyada sizin dünyanın her yerine bağlanıp orada Türkçe konuşmayı bilen, Türkçe konuşan hatta size Türkçe havadis veren, oradan bilgi aktarabilen insanların varlığının öneminin küçük bir örneğini verdik.